Yayalım. İmza kısmına atıyoruz. Hayırlı olsun. Ben attım mı? Ben attım. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in 1987 yılında jübilesinde giydiği forması Başkanımız Ertuğrul Doğan tarafından teknik direktörümüz Şenol Güneş'e armağan ediliyor efendim. Sözlerime başlamadan önce maalesef üzücü bir gündeyiz. Uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olayları sebebiyle evlatlarımızı kaybediyoruz. Bugün de dün aldığımız bir habere göre yine memleketimizden, benim baba memleketimden Sürmene'den bir evladımızı Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun diyorum. Hepimize Allah sabırlar versin. İnşallah tekrarı olmaz. Üzgünüz bunun için ama aynı zamanda kızgınız. Bir an evvel bu olayların bitmesi, huzur içinde bir Türkiye olmasını diliyorum. Bunu bu şekilde bugün söylemek istemezdik ama maalesef günlük olarak başımıza gelen hadiselerdir. Bugün itibariyle sizinle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Heyecanım var. Bu heyecanımı başta başkan, yönetim ve sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Az evvel ben de beklemiyorduk. Müzeden almışlar kazağı. 1987 yılında yine Beşiktaş maçıyla bir jübile maçında Fenerbahçe sahasında yaptığım bir kaleci kazasıydı. Futbolu bırakmıştım. Futbol hayatımın tabii son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın ve bütün takımlar içerisinde doğduğum, büyüdüğüm, özlemle iş yaptığım, heyecanla, coşkuyla, sorumluluk içerisinde iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bana bu sıcak bir ortamı sağladığınız için. Hep burada halkın içinde oldum. Yine göreve gelirken başkanın projelerini dinlediğim zaman daha da fazla heyecanlandım. Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısından, toplumdaki durumundan çok staşla bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sadece sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık. Bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı da boş yere attık. Yani boş mukabele, bilginiz olsun. Sadece imza atmak önemli değil. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile burada söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir ama önemli olan ruhuyla, gönlüyle burayı yaşamaktır. Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı ve yarışmayı, iddiayı göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, zorluklarımız var. İlk aşamada önümüzde 3 müsabaka var. Tehir maçımızla beraber Beşiktaş, Kayseri ve Gaziantep. Milli takım oyuncuları Perşembe günü tamamlanıyor. Dolayısıyla bu dönemi aşmak istiyoruz. Arkasında bir aylık bir çalışma dönemimiz var. Ama devreye kadar herkesin beğeniyle izlediği, güzel futbol oynayan bir takım yaratıp iyi sonuçları almak zorundayız. Yoksa başkan heyecanını kaybeder diye korkuyoruz. Çünkü o sonuçları aldıkça daha da hızlanıyor. Umarım ki bunları sağlarız. Bir camia bir bütündür. Bu bütün olan camiada yönetimler, teknik heyetler, oyuncular, taraftarlar, medya hepsi önemlidir. Ama bizi biz yapan Trabzonspor'un 1966'da başlayan, 67'de tekrar gündeme gelip kurulması ile bugünlere gelen bu camianın sadece sportif bir olay yaptığını düşünmüyorum. Ekonomik, sosyal olarak da şehrimize katkı yapması için hep uğraştık. Yeni gençlerimizi de burada da görüyorum, çocuklarımızı da üretip, geliştirip, yarıştırmak istiyoruz. Ama ihtiyaç duyduğumuz zaman da dışarıdan oyuncu alabileceğimizi başkanımız zaten söyledi. Çünkü Trabzonspor Trabzon'dan doğdu ama artık buraya sığmıyor. Türkiye'ye, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya, dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Büyük bir camia ve kulüp havası var. Buna layık olmak istiyoruz. Çok konuşarak zamanınızı almak istemiyorum ama şunu sözünü verebilirim ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
Çok başarılar, başarısızlıklar gördüm. Ama burada göreceğim başarıyı sizinle paylaşarak gurur duymak istiyorum. Yaptığımız işler itibariyle zaman zaman taş giydik. Ama gönüllere giyinmek çok önemli. Gönüllerinizde olduğumu, sizin de benim gönlünüzde olduğunu bilin. Hep beraber el ele takıma destek olarak, sahada oynayan takıma destek olarak, sizler adına oynayan oyunculara destek olarak bu yarışmada başarılı olalım. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Bugün üzücü bir gün. Ömer Fatih Ayar kardeşimizi hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Ben öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin de başımı sağ olsun diyorum. Allah sabırlıklar versin. Bugüne gelirsek çok değerli, bugün buraya geldiğimde çok değerli arkadaşlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi burada gördüm. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, ilçe belediye başkanlarımız burada. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Büyük Trabzonspor taraftarı burada. Sağ olsunlar, Şenol Hoca'yı tekrar karşılamaya geldiler. Ben burada... Sağ olun arkadaşlar. Ben burada Şenol hocamıza teşekkürle başlamak istiyorum. Gerçekten ilk telefonla görüşmemizden, hemen buluşmamızdan sonra kendisindeki Trabzonspor sevgisini, aşkını gözlerimde şahit olmak farklı bir duygu. Sağ olsun, biz tabii onların şampiyonluklarıyla büyüdük. Onlar bizim, onların sayesinde Trabzonspor taraftarı olduk. Yine Şenol hocam gibilerin sayesinde. Bizim için burada bugün onunla imza törenini yapmak başkan olarak benim için çok büyük gurur. Bunu söylemek istiyorum. Kendisi de ilk andan itibaren tüm heyecanını bize yansıttı. Bizle herhangi bir konuya girmeden, herhangi bir şeyde konuşmadan dediğimiz gibi boş mukaveleye imza attı. Şenol hocamızı çok anlatmaya gerek yok. Benim sizlerden tek bir ricam var. Gerçekten bu camiamız açısından çok önemli. Çok önemli ekonomik hamlelerin dibindeyiz. Çok önemli ekonomik hamleler gerçekleştiriyoruz ama bugüne kadar sahada işin doğrusunda hem taraftarımızı hem camiamızı hem de bizleri mutlu eden bir sonuçlar alamadık. Bunun üzüntüsünü de yaşıyoruz. Ben Şenol hocamla beraber burada da artık yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum. Kendisine çok güveniyorum. Ekibine çok güveniyorum. Sizlerden ricam, sonuçlar ne olursa olsun ilk günden itibaren tüm Trabzonspor teknik kadrosuna ve futbolcularına sahip çıkmanız. Bu sizlerden benim özel ricam. Bu çok önemli. Biz içeride birlik olmak zorundayız. Gerçekten içeride bu birlikteliği sağlarsak inanın her şey çok daha hızlı bir şekilde yola girecek. Ben çok uzatmak istemiyorum sözlerimi. Buraya gelen tüm taraftarlarımıza, değerli büyüklerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öncelikle teşekkür ederim. Tabii ki bir tecrübem var. Kaybetmeyi ve kazanmayı görmekten dolayı oldukça mesafe aldık. Trabzon'u tanıyorum. Türk futbolunu biliyorum. Trabzonspor'un da sıkıntılarını görebiliyorum. Ama Trabzonspor çok büyük başarılar elde etti. Anadolu'nun bağrından çıktı. Türkiye'ye, dünyaya kendini kabul ettirdi. Son şampiyonlukta bunu taçlandırdı. Emeğe geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ama o süre sonrası kabul etmek lazım. Her takım için yaşanacak bir hadiseyi kısa zamanda dönüşüm olarak, sıkıntı olarak gördük. Neydi o? Beklenti büyüttü, karşılığı düşük oldu. Bu da kamuoyunda tartışmayı kendiliğinden getirdi ve özgüven sorunu olmaya başladı. Bugün itibariyle baktığınız zaman bu özgüveni, güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Kadroda büyük değişimler oldu. Bu değişimlerden bağlı ideale yakın bir 11 çıkarmak istiyoruz. Ama aynı zamanda yarışmak zorundayız. Lige başlarken puan kayıplarımız var. Avrupa'da zaten elendik. Ligde şu anda hedef olarak şampiyonluk yarışında henüz varız. Çünkü daha sezonun başı. İki müsabaka yaptık. Dolayısıyla bu hedefi kovalayacağız. Ama her şeyden önce buraya gelen tüm taraftarların, dünyanın neresinde olursa olsun Trabzonspor taraftarlarının gurur duyacağı bir takım ve oyun istiyoruz. Ve bu oyununda da sonuç almak istiyoruz.
Hep söylediğim şeyi söylüyorum. Oyunculara da söylüyorum. Keyif alacağınız oyunu siz keyif alırken seyirci de keyifle izletin. Biz de gurur duyalım. Şu andaki yaptığımız şey eldeki oyuncuları tanımak, bunları yarıştırmak, devre arasına kadar bu takımı en iyi şekilde yarıştırabilmek ve o zaman eğer eksiklerimiz daha büyükse başkan da onu da söylüyor. En iyisini yapacağız diye söylüyor. Biz de onun beklentisine cevap vermek istiyoruz. Başaracak gücümüz de var. Sorunları söyleyince medyada bazen çıkıyor haberler. Ben bu zamana kadar hiçbir medya mensubuna takımla oyuncuyla ilgili beyanatım olmadı. Sadece sizlerle hem havaalanında hem de sahada bir konuşmam oldu. Bazen onlardan da söz yanlış anlaşılabilir. Trabzonspor'un şu anda artıları da var, eksileri de var. Sorunları da var, çözümleri var. Ama bu sorunların ne kadar olduğu, nasıl olduğu ile ilgili bir şey paylaşmadım. Oyuncularla ilgili bir şikayetim yok. Ama her oyuncu gidebilir. Yeni oyuncular gelebilir. Burası Trabzonspor, ben de daha herkes değişebilir. Önemli olan Trabzonspor'da sürekli başarıyı yakalayacak bir anlayışı oturtabilmektir. Bunun için buradayız. Kadrolarımızı ona göre oluşturuyoruz. Bu taraftarları burada bulmak, bunların sayısını çoğaltmak, onların sahada, tribünde bizimle beraber aynı duyguları yaşamasını istiyoruz. Birbirimize gülerek başımız dik bakmak istiyoruz. Bunun için de iyi sonuçlara ihtiyacı var. İnşallah onu da yapacağız. Bunların hepsini biz yaşıyoruz. Size de bilgilendirme yapacağız. Yani şunu söyleyeyim. Bütün taraftarlara söylüyorum. Biz ne biliyorsak siz de onu bileceksiniz. Ancak bilinmemesi gereken bir konu benim de sizin de konunuz değil. Kulübün sorunu olacak. O bakımdan söylerim ama sportif direktör, teknik danışman, performans antrenörü, analiz hocası, kaleci antrenörü, sağlık heyeti, işte ya hepsi, her şey konuşulabilir. Hiçbir kimse, ben de dahil, Trabzonspor'un üstünde değil. Trabzonspor'un ihtiyacına göre adamlar alacağız. Başarılı olanlar devam edecek, başarısız gidecektir. Şu anda sportif direktör konuşmamız olmadı. Belki bir kişi üzerinde, teknik adam üzerinde bunu konuşuyorsun medyada gördüğüm kadarıyla. Sportif direktör değil. Şu anda teknik adam olarak yanıma birini alabilirim. Aynı şekilde bugün performans antrenörü yine Trabzon'dan bir arkadaşı aldık. Trabzon'la aslen. Belki yeni birini daha alacağız. Analizle ilgili alacağız. Bunların açıklamasını yapacağız. Şu anda çalışırken oyuncu kadronun yarısından çoğu zaten bizde değil. Öyle bir sorunumuz yok. Ama yarından itibaren oyuncular gelmeye başlayacak. Biz de o kadroyu oluşturacağız. Yani bizde aksayan bir taraf yok. Yani biri gelmedi diye sorun da yok. O yüzden biraz bekleyin. Gerekli tüm açıklamaları yapacağız o konuda. Sorunumuz yok. Sizin de söylediğiniz gibi 13 Eylül son gün. Bu da Türkiye'deki transfer hakkı verildiği için oldu. Avrupa'da bitirildi. Birçok ülkede bitti. Birkaç ülkede transfer devam ediyor. Ve Türkiye içinde de değişimler olabilir. Biz de kendi elimizdeki oyuncuların şu anda 14 tane yabancımız var. Transferleri zaten başkanımız yapıyor. Yönetim olarak birlikte yapıyorlar. Ama her türlü teklifi getiriyorlar. Talepleri değerlendiriyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi forvet hücum bölgesine Banzai'yi aldık. Simon Banzai'yi aldık. Henüz bizimle beraber olmadı. Zaten ona aç olsaydı belki alınmayacaktı. Dolayısıyla alacağımız oyuncu bir yük değil. Katkı yapan olması lazım. Ona aç kesinlikle çok faydalı oldu. Ama bu tabii ekonomik tarafı var. Teknik tarafı var. Bunu başkanla görüşeceğiz. Oluşan duruma göre değerlendiririz. O veya bir başkası. Demin de söyledim ya oyuncu da hoca da çalışanla da dahi Trabzonspor'a katkı yapması için alınacaktır. Bunun katkısını yaparken zararını görmüyorum. Şu anda elimizde birçok oyuncu daha henüz sahaya çıkmadı veya çıkanlar da istenilen verimi henüz vermedi. Onlara da bakamadan öbürlerini alırsak %100 katkı yapan olacaksa ki bu onu açıyor. Katılıyorum, katkı yaptı. Eğer koşullar oluşursa eldeki oyuncuların durumuna göre 3 gün içerisinde olur mu olmaz mı? Ama olmasa da biz çaresiz değildik. Yine çözüm üreteceğiz. Onaçı da bundan bir sene önce yoktu. O da geldi. Sonra şimdi ayrıldı çünkü bize kiralık gelmişti. Her oyuncu gelebilir. Gelişmelere göre eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz. O bir gerçektir. Bunlardan bir tanesi Onaçı başkan da söyledi bize. Gelişmelere göre takip edeceğiz, değerlendireceğiz.